Merhaba sevgili Sektörle Ben Merkezi izleyicileri. Sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla ve kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şu an sizlere İzmir İnciraltı'ndan sesleniyoruz. Kumrucu Eyüp'ün konuğuyuz bu hafta. Yanımızda işletme sahibimiz Fatih Rüzgar Bey var. Merhabalar Fatih Merhabalar, Bey. hoş Öncelikle geldiniz. hoş bulduk. Bizleri ağırladığınız için sizlere çok Rica ederiz. teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İşletmenizle ilgili bilgileriniz, kumrularınız ve tatlarınızla ilgili bilgileri alacağız. Lakin öncelikle Fatih Bey kimdir? Bir tanıyalım ve sektöre geçiş hikayeniz, yani işletmeniniz ne kadardan beri faaliyette olduğu, bunlardan biraz bilgi alalım. 8 yıldır bu işletmeyi açtık. Kumru sektöründe bir ilerleme olduğunu, bu alanda bir açık olduğunu ve hizmetin kalite düşüklüğünü gördük. Daha iyi yaparız diye bu işe girdik. Çok şükür 8 yıldır da bu işin içerisinde. Hani her gün daha da iyiye gidiyoruz yani. İnşallah daha da iyi olacağız. İnşallah. Yani Kumrucu Eyüp olarak 8 yıldır faaliyet Evet. gösteriyorsunuz. Çok güzel. Peki, çok büyük bir sorumluluğu üstlenmişsiniz. Evet. Daha sonra tabii ki Kumrucu Eyüp olduğu için ben şimdi kumrulara gelmek Evet. istiyorum. Yani nelere dikkat ediyorsunuz? Tabii Nasıl kumru, yapıyorsunuz? Burada sadece kumru mu yiyebiliyor insanlar? şöyle diyelim, biz kumrunun geçmişinden aslında başlamak lazım. 100 yıllık bir geçmişi var kumrunun. Öyle mi? Son 50 yılda İzmir'de müthiş bir derecede hani popüler oldu. Ya biz de bu işin en iyisini yapmaya çalışıyoruz ve şu anda da İzmir'de en iyilerinden birisiyiz. Yani bunu tüm halkımız biliyor. Çok misafirlerimiz geliyor gidiyor. Her gelen de teşekkürlerini sunarak ayrılıyorlar buradan. Kumru yerken tabii ki bazı özellikler var muhakkak. Kumru ekmeğinin nohut mayası pekmez suyundan olduğunu ve ekmeğin biraz bayatımsı, sert olması gerektiğini unutmamak lazım. Kumru yerken içindeki kullanılan et malzemelerinin sağlıklı olabilmesi için tanınan markaların kullanılması lazım. Bu da çok önemli. Siz bunların hepsine hakimsiniz değil mi? Tabii ki çok şükür yani bugüne kadar herhangi bir şikayet duymadık kullandığımız ürünlerden dolayı. Tabii kumru bir müşteri olarak geldiğimizde ben kumru mu yiyorum sorusuna cevap verebilmek için dediğim gibi ekmeğin bayat olması, susamlı olması, bir tat vermesi çok önemli. Malzemelerin iyi pişmesi, kaliteli olması bunlar çok önemli. Yani bunlara dikkat etmek gerekiyor. Kesinlikle. Peki Kumrucu Eyüp'ü sadece İnciraltı'na gelenler mi yiyor? Başka şubeleriniz var mı? Bir tane daha şubemiz var. Balço Üçkuyular'da orada. Orada da hizmet vermekteyiz. Zamanla inşallah açılmak istiyoruz. Ama dediğim gibi işte sağlam bir ekiple bu işi yapacağız. Kaç kişilik kadroyla çalışıyorsunuz bu arada? Ya şu anda 20-25 arası kendi işletmemizde personelimiz mevcut. Diğer şubede de 10-15 arası değişiyor dönemden döneme. Şu anda böyle ve hazırlık yapıyoruz. Yani ekibi hazırlamadan yeni bir yer açmak hani bize zarar vereceğini düşünüyoruz. Çünkü personel çok önemli. Müşteriye Sağlam hitap. basarak ilerleyen bir firmasınız. Tabii ki muhakkak bunlar dikkat edilmesi gereken şeyler. Siz de dikkat ederek sağlam sağlam yürüyorsunuz. Evet. Ve ben eminim ki Kumrucu Eyüp daha da şubeleşir. İnşallah. İki Olacak. Şubeyle kalacağını zannetmiyorum. Bu kadar hizmet ve kalite anlayışı, Evet. Bu kadar güler yüzlü servis vesaire derken bunları göz önünde bulunduruyoruz tabii ki. Bu arada mekan özelliklerinize değinmek istiyorum birazcık. Alan kapasiteniz ve mekan Evet. özellikleriniz hakkında bilgi alalım. Mekan özelliklerimiz bahçe var 100 metrekare. Yani yaz sezonunda temiz hava, deniz havasıyla o insanların oturabileceği Denize sıfır otantik bir bir ortam. Salonumuz var. Genellikle kış sezonlarında, maç yayınlarında talep oluyor. Şark odamız var gördüğünüz gibi. çok Burada güzel. da Gerçekten ekranlarda da gördüğünüz gibi. evet. Doğum günü falan böyle kutlamalar, özel yemekler olunca burada ağırlıyoruz müşterilerimizi. Teras katımız var. Onu da yaz sezonunda faaliyete koyuyoruz. Oradan da daha güzel bir ortam oluyor. Bu şekilde. Diğer şubeniz alan mekan özelliği olarak. Diğer şubemiz normal iki cepheli 150 metrekare içerisinde 40 masa olan yaklaşık 150 tane müşteriyi alabilecek bir kapasiteye sahip. Geniş geniş Tabii geniş. ağırlıyorsunuz Evet. insanları. Peki sizleri diğer kumruculardan ayıran Evet. özellikleriniz Şimdi son nelerdir? zamanlarda Neden siz evet. yani? Son zamanlarda malum et malzemelerinde %100 et kullanımı ortaya çıktı. Tabii bunlar maliyetlerin artmasına sebep oldu. Yani Kesinlikle. burada insanlar kaliteli ürün kullanırken maliyet düştüğü için kar marjı da düşüyor. Burada ikinci kalite, üçüncü kalite malzemeler kullanıyor.
Yani insanlar buna dikkat etmesi lazım. Sağlık açısından çok önemli. Biz her zaman kalitemizden taviz vermedik. En iyisi neyse onu hizmet ettik. Ve çok şükür kazanıyoruz da. Evet. Kazanacağınıza da artık başarılarınızın Evet. devamının geleceğine de ben inanıyorum. İnşallah. Peki son olarak büyüme yolundaki hedefleriniz nelerdir? Büyüme yolun az önce söylediğim gibi sağlam bir ekiple yeni şubeler açmayı düşünüyoruz. Azerbaycan'dan teklif aldık, Ankara'dan teklif aldık, İstanbul'dan teklif alıyoruz. Hani ortak olalım, ne bileyim İstanbul'a da gelin. isim hakkı istiyorlar. Ya şu anda böyle bir çalışma yok ama 2015 yılında düşündüğümüz bazı şeyler var. Birkaç tane ilimizde bu işi yapmayı planlıyoruz. Bunun için hazırlıklar yapıyoruz. İnşallah Allah nasip ederse olacak. İnşallah biz de aynı zamanda özellikle İstanbul'da görmekten İnşallah. sizleri gurur duyarız İnşallah. Fatih Bey. Evet. Peki son olarak sizleri tercih eden konuklarınıza, misafirlerinize, müşterilerinize ve Sektörle Haber Merkezi izleyicilerine buradan son olarak neler söylemek istersiniz? İyi bir hizmet verebilmek için her zaman en iyisini yapmaya çalıştık bugüne kadar. Daha da iyisi olmaya, daha iyi hizmet vermek için de mücadele ediyoruz. Nerede hatamız var, nerede eksiğimiz var, bunları görüp kendimizi toparlıyoruz. Bunu söylemek istiyorum. Gelen herkesi de en güzel şekilde ağırlıyoruz. İnşallah mahcup olmuyoruzdur. Sizlere de öncelikle teşekkür ediyorum. Biz teşekkür Yani ediyoruz. sizleri tanımak bizim için bir şeref oldu. Çok teşekkür ederiz. Bu kadar. Çok teşekkür ederiz Rica ederim. bizleri ağırladığınız için. Asıl biz Evet. sizlere teşekkür ederiz Sağ Fatih olun Bey. efendim. Sizleri tercih eden misafirlerinize, konuklarınızı da aynı zamanda buradan teşekkür Teşekkür ediyoruz. ediyoruz efendim. Ağızlarının tadlarını ve kaliteyi biliyorlar diyoruz. Evet. Evet sevgili Sektör Haber Merkezi izleyicileri, siz de yolunuz izine düştüğünde Kumru'nun adresi Kumrucu Eyüp'e gelin, bir tadın bir damağınızda değil mi? Evet. Fatih Bey ile beraber. Evet, sektörler arası yolculuğumuza tüm hızıyla kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin.